Yeni gelin tatlısıymış. Şimdi gelin pastası çok yapıldı. Ama yeni gelin tatlısı tanıdık geliyor bana. Ama yiyelim yani ben bu yani isim altında. Farklı. Evet, isim olarak farklı herhalde. Çünkü bu isim altında hiç yapılmadı daha evvel programımızda. Muhallebi var galiba altında. İrmik mi var? İrmik mi var canım altında? Yok, kek içi kektir. Sütle ıslatılıyor zaten. Kekimiz şerbet gibi düşünün. Tamam, gelenler başlayabilir. Yedim. Nasıl buldunuz? Hiç yemediğim bir tatlı ve de hiç duymadığım yani. Ben de duymamıştım. Evet, evet. Evet. Ama şeyi çok yayılmış, mahallebisi mi? Sulu böyle mu sulu olmuş? Yani gevşek bir tatlı olmuş. Böyle alırken bile şey yani, kaşıkla yenecek bir tatlı gibi çatalla yiyoruz yani. Bu kadar sulu mu oluyor muhallebisi? Normalde de şimdi bilmiyoruz ya ilk kez. Muhallebisi yiyor. Belki birazcık hani sulu olmuş olabilir. Aslında çok kaynattı. Tabaklar takım mı? Evet. Ait mi? Takım ait. Takım efendim. Çiçekli ama farklı çiçekler ama takım ciciymiş. Ben söyleyebilir miyim? Bitirmedi ama. Ha. Keki falan nasıl peki yani şekeri mekeri beğendiniz mi? Şekeri fena değil ama çok böyle yumuşak yani yayılmış yani. Daha gelirken bile tabakta görüntüsü yayılmış gibi. Anladım. Peki Gülden Hanım buyurun. Ben hiç beğenmedim. Hiç güzel olmamış. Kıvamı güzel değil. Altının keki çok sulu. Tatlımız çok büyük. Yani bu tabağa bu olmamış. Fazla mı koymuş acaba porsiyon evet, olarak? Daha düzgün bir şekilde biraz da yayılmış sulu galiba. Sulu olduğu için çıkaramamış. Çıkaramadım değil. Kare olarak kestim. İşte. Yok, kalıpla çıkarmadım. Burada hiç kare göremedim. Artı bir tarafı da gördü hanımefendi. Bir şey mi arıyorsun? Sanki buradan biraz alınmış. Tabii alınmamıştır. Ama işte koyarken... İyilik gelmiştir belki. Koyarken... Bak şöyle ben kestim. Bak şöyle daha bir düzgün oldu. Kesince evet, daha... Evet. Kestikçe muhallebisi yayılıyor zaten. Öyle söyleyeyim. Akıyor aşağıya. Evet. Akıyor. Evet. Evet belki biraz kıvamı... Sulu olmuş. Olmuş olabilir. Hiç güzel olmamış beğenmedim. Afiyet olsun. Ayşe Hanım. Yani şekeri falan yerinde tadı güzel. Yani ilk defa yedim. Adını dahi duymamıştım. Bilmiyordum açıkçası. Dedim ki sütle ıslattıkları için sanırım kek biraz kendini de salıyor. Muhallebisi de ya biraz... Ya tam donmadı o yüzden. Evet, donmamış. Beklemesi gerekiyordu yani, muhakkak. Yani birazcık beklemesi lazımdı. Servislerde biraz hani peş peşe olunca, hızlı olunca... Kesinlikle. Biraz donması lazım. Aslında bu muhallebinin birazcık da donması lazım. Tabii. Sütlü tatlılarda... Genelde böyle oluyor. Keşke tatlıya riske atmasaydım. Başka bir şey olabilirdi evet, yani. Mesela evet. Mesela değil mi? Evet, çünkü bunu ilk yapıp ne kadar olsa donmamış yani belli. Çok... İlk defa denemiş değil, daha önceden yani de yok yok musun? Yani. Ha, burada tamam. Riske atmasaydı. Tamam doğru. Başka süre bir şey mi seçseydi evet, diyorsun. Evet doğru. Süre kısıtlı yani ya. Diğer hani ben farklı bir tatlı düşündüm ama Magnolia düşünmüştüm. O çok yapıldı. Farklı bir şey oldu. Daha dün yedik evet. Evet. Benim gelinim yaptı. Zaten farklı bir şey olsaydı onu da bebek mamasına benzettim. Evet aynı. Evet. Tatsız tuzsuz bize zararı olabilir mi ben de bir şey diyebilir miyim? Evet. Ben evet. Çok beğendim. Ha beğendim. Süsü de çok güzel, tadı da çok güzel, tatlısı da çok güzel. Ellerine sağlık. Bir tek Emine Hanım beğendi. Maalesef evet, ben de beğenemedim. Tamam. Ben beğendim. Eline sağlık. Tatlısı güzel. Evet birazdan büyük final anını birlikte yaşayacağız. Bakalım bu hafta 15 bin kime gidecek ama ondan evvel buyurun Şeyma'ya puanlar gelsin. Yani en az ben bu masaya 5-6 bekliyorum. Hatta 7 bekliyorum. Yani sofram çok şıktı. Soframı çok beğendiler. Tamam tatlım belki biraz muhallebisi donmamış olabilir. Ama yani diğer türlü hani diğer salatam, çorbam güzel olduğunu düşünüyorum. Yani 6-7 bekliyorum en az.